merkezi depremde tam 22 günü geride bıraktık değerli izleyenler. 22 günde değişen çok fazla şey olmadı. İnsanların acısı halen devam ediyor. Aslında bu 22 günde devletin ya suç mu işliyoruz acaba? Devletin yaptıklarını bir araya getirsek bir ceviz kabuğunu dolduracak nitelikte değil. Ama devlet yetkilileri tabii ki depremle ilgili yalan dolan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu arada değerli izleyenler Malatya'da Bugün e, bir yeni bir deprem meydana geldi, 5.6 şiddetinde. Buna artık artçı deprem denmez ve e, 29 bina bugün yıkıldı. Allah'tan o binaların içerisinde vatandaşlar yoktu ve gündüz vakti iyiydi. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir fabrika da enkaz altında kaldı. E, 69 yaraların olduğu bilgileri AFAD tarafından paylaşıldı e, ve büyük bir panik yaşandı. Sadece Malatya'da değil, Malatya ve çevresindeki bütün illerde o e, hissedildi bu deprem ve bu deprem yetkililerden e, ziyade bu işi, işi bilen profesörler, depremle ilgili araştırma yapanlar e, diyor ki bu depremler daha büyük bir depremin müjdecisi ya da e, habercisi e, diye yorumluyorlar. Bingöl depremine sürekli olarak bu son 1-2 haftada dikkat çekiyorlar. Bilmiyorum bu konuya ilişkin devlet nasıl bir önem aldı ya da alacak mı? Hepimiz izliyoruz değerli izleyenler. Tabii ki sadece e, 22 günü geride bıraktık. Erdoğan 22 gün sonra yine bölgeye gitti ve bölgede bu kez acıklı acıklı konuştu. Devlet yok diyordu vatandaşlar, biz değil yani. Mağdur olan vatandaşlar devlet yok diyordu diye biz de öyle haber yapıyorduk. Yani bunlar görüntülü, sesli, kendi kimliğini gizlemeden halkın dile getirdiği e, haberlerdi. Biz de devlet nerede diye soruyorduk, haberler yapıyorduk. Erdoğan bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, Kılıçdaroğlu demişti devlet nerede diye vatandaş bağırıyor, o da demişti be namussuz be bilmem ne falan filan insanın ağzına alamayacağı şekilde küfürler etmişti. Ee, ve Erdoğan bugün itiraf, bir itirafta bulundu değerli izleyenler. Dedi ki ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Kusura bakmayın. Ee, lütfen hakkınızı helal edin dedi. Tam 22 gündür biz devlet nerede, devlet yeteri kadar zamanda müdahale etmedi diyoruz diye AKP'nin satılmış trolleri bize saldırıyordu değil mi? 22 gündür aralıksız bir şekilde bizim bütün sosyal medya hesaplarımıza saldırıyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Vatan hainliğinden bölücülüğüne kadar hızlarını alamadan bizi Ermeni bile ilan iler ediler ki Ermeni halkı ayrı bir halk, biz ayrı bir halk olmamıza rağmen bu derece dehşete düşen, bu derece zavallaşan bir ordu üzerinde sürmüşler adam. Bugün Erdoğan'ın kendisi itiraf etti ve helallik istedi. Bakınız onun ağzından onun helalliğini hep birlikte dinleyelim. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Allah bizi affetsin. Kandırıldık diyorlar. Allah sizin belanızı versin be. Allah sizin belanızı versin. Vallahi bu, bu Selahattin Demirtaş'ın bu videosu e, nereden çıktıysa bilmiyorum hakikaten de ya. Siz hakkınızı helal ediyor musunuz? Mesela ben şahsen benim de hakkım var. Niye? Ben de bir vatandaşım. Arkadaşlarımız çevremiz yaşamını yitirmiş. Üzülmüşüz. insanlara acımışız değil mi? İçimiz paramparça olmuş. Benim hakkım sana zehir zekim olsun varsa hayır, yoksa da zaten bir şey olmaz. Eğer şu kadar da varsa şu kalemin ucu kadar varsa benim hakkım sana zehir zakım olsun. Zehir ve zakın birlikte birleştiği zaman biliyorsunuz en acı şeydir. Ee, helal eden varsa da helal olsun. Bir şey diyemiyoruz, helal edene, helal edene biz zorla helal etmeyin demiyoruz ki. Ama benim şahsen birazcık varsa eğer, bilmiyorum var mı yok mu da, belki vardır, bilmiyorum. Vatandaş olarak olabilir, her vatandaşın hakkı var aslında. Sana zıkkımın körü olsun, bu kadar net söylüyorum. Şimdi değerli izleyenler, tabii ki Abbas yolcu. Abbas yolcu, Abbas iyi de yolcu. Yani ben ses söyleyeyim, böyle bu e, Abbas yolcu neden yolcu? Bugüne kadar devlet nerede diye, devlet geç kaldı diye e, haber yapanı, konuşanı adam küfür etti, hakaret etti. Değil mi? Vatan haini ilan ettiler hepsini böyle. Susturdular, yayınlara çıkarmadılar falan filan. Şimdi bugün e, Türkiye İşçi Partisi bir pankart daha yayınladı. Onu yine ekrana getireyim. Dedi ki ne diyor pankartta? Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Helallık istiyorum cümlesini kullanmıştı. Az önce Erdoğan'ın bu cümlesine karşı Türkiye İşçi Partisi diyor ki helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız diye sosyal medyada bugün bu da rekor kırdı. Onu size şimdiden söyleyeyim değerli izleyenler. Şimdi bir e, tabii ki bütün bunlar konuşulmuş, Konuşulurken Erdoğan bölgeye giderken e, devlet Bahçeli Bey durur mu ya durmaz. Nihayet gitti bölgeye devlet Bahçeli Bey e, binlerce kişinin korumasında gittiler yani. Bütün yolları kapattılar, bütün böyle e, acayip bir bütün her tarafı e, neymiş efendim işte iki tane e, iki lider geliyormuş Türkiye'yi yöneten iki lider geliyormuş ve o depremzedelerin depremzedelerle görüşmeye gittiler. Ama deprem ziyade AKP görüştüler maalesef diyelim. Ve Devlet Bahçeli orada dedi ki Türkiye 20 günde ayağa kalkmak üzeredir dedi. Ay Allah'ım be. Ya gerçekten bu adam iyi mi değil mi bilmiyorum. Promptör var mıydı yok mudu bugün konuşmasında sanırsam promptör yoktu. Olmadığı için Devlet Bahçeli dedi ki promptör olmadığı için dedi ki bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir bugünkü Türkiye milletiyle barışmış bir Türkiye'dir. Üç önemli konu vardır. Birincisi beslenme, ikincisi barınma, üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzere Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Alakaya maydan olsun. Cümle bu, dağımı bu. Arkadaşlar ben uydurmuyorum. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Nokta Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Alakaya maydan olsun. Bağlantı kurabiliyor musunuz? Önceki cümle ne? 21 günde Türkiye'ye kalkmak üzere. Peki bu 21 gün öncesinde Türkiye neredeydi? Devlet Bey. Orada bir cesaret edip bir depremzedeler yaklaştırmıyorlar arkadaşlar. Şimdi onların çevresine yaklaşan depremzedelerin hepsi AKP'li. Bir AKP'li gidip AKP'liye bir MHP'li gidip bir MHP'li ekran karşısında ee, soru sorar mı? Sormaz. Rencide eder mi? Etmez. Çevresinde Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin çevresine toplananların hepsi kendi partilerinden bulmuşlar, getirmişler. Önceden hepsini dizmişler, ayarlamışlar. Tabii ki e, Bahçeli de 21 günde Türkiye e, ayağa kalkmak üzere. Niye Devlet Bey? İlk günde neden Türkiye ayağa kalkmadı? Ya da siz yöneticiler olarak, bu ülkeyi yönetenler olarak, iktidar olarak... İlk günde neden Türkiye ayak kaldırmadınız? Hala 21 günden sonra ayak kalksan ne olur? Kalkmasan ne olur? Allah akıl ve fikir vermesin, vermediği gibi. Olanı da alsın. Ne diyeyim ben? Bu laflara karşı insanın midesi bulanıyor. Bu siyaset falan değil. Ya bu halka destek vermek, halkı sevmek, vatanın milleti bayrağı sevmek falan değil. Bu akıl dengeyi yitirmektir. Bu farklı bir şeyleri ya bu, bu bu başka bir zihniyet yani de. Ben bunu açıklamasını, açılımını yapamıyorum. MHP'li arkadaşlar kusura bakmayın yani. Siz gerçekten kendi partinizi seviyorsanız, vatanınızı, milletinizi ve bayrağınızı seviyorsanız, ben gerçek MHP'lerden bahsediyorum. Böyle bu çakma milliyetçilerden de bahsetmiyorum. Çünkü çakma milliyetçiler bilinçli insanlardır. Bazen onlarla e, bilinçli insanlar değildir gerçekten milliyetçiliği bilip milliyetçiliği yapanlar insan tartışabiliyor, konuşabiliyor. Bu çakma milliyetçiler acaba bu adamın gerçekten de bu sizin liderliğinizi hak ettiğini düşünüyor musunuz ya? Düşünmüyorsunuz biliyorum ama siz de bir yalakasınız bir şey demiyorsunuz. Diyemiyorsunuz demiyorsunuz. Neyse. Şimdi o bir yana da Erdoğan bu görüşmelerden sonra ayarlamışlar. Böyle e, milleti sıraya dizmişler arkadaşlar. Tamam. Milleti sıraya dizmişler. Erdoğan Görüntülerde var paylaşmayacağım. Para dağıtıyor elle bir cumhurbaşkanı. Biz paketi anladık, çay attın milletin kafasına anladık, kutuları attık, oyuncakları attın. Ne bileyim her türlü şeyi yaptın da bir cumhurbaşkanı o mağdur insanlara toplamışlar. Çala çocuk böyle para dağıtıyor, para. Böyle bir şey yok. Nereden geliyor bu paralar? Cebinden mi çıkıyor? Yok. Çıkıyor. Yo. E, nasıl olsa deprem için siz para gönderdiniz ya. E tabii Erdoğan şu anda o paraları size geri gönderiyor. E, veriyor. Ne kadarını veriyor? Milyonda birini veriyor. Üç bene, bir sene. O mesele. Size söyleyeyim ben. Değerli izleyenler tabii ki Erdoğan'ın bu helallik açıklamasından sonra HDP'den de bir açıklama geldi. Halkların Demokratik Partisi e, hakkımızı helal etmiyoruz açıklamasında bulundu ve Erdoğan'ın bu söylemleri üzerine e, dedi ki kendi sosyal medya hesabında HDP yaptığı paylaşımda e, deprem vergilerini amacı dışında kullananlara, inşaat lobilerine milyonlar aktaranlara, binlerce insanın donarak ölmesine neden olanlara, Afad ve Kızılay'ı arpalık olarak kullandıranlara, imar afları çıkaranlara hakkımızı helal etmiyoruz diye paylaşım yaptılar. Şimdi HDP bu paylaşımı yaparken, pardon kirli nereden çıkıyor arkadaş nereden gidiyorsak bu kirli önümüze çıkıyor ya. Vallahi hayret bir şey ya. Değerli izleyenler, Selahattin Demirtaş'tan şok bir paylaşım geldi. Nasıl? Selahattin Demirtaş Erdoğan'a helal etti. Selahattin Demirtaş Erdoğan'a helal etti. Nasıl mı? Sosyal medya hesabında biraz önce Selahattin Demirtaş aynen şu açıklamayı yaptı. Ben sana helal olsun ünlem var. Parantez içerisinde ben sana helal olsun diyorum Erdoğan. Yüz bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etme, etmeyi halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun helal olsun be ünlem işareti diye. Valla Erdoğan'a verilmesi gereken okkalı bir cevabı Saladin Demirtaş veriyor. Ben sana helal olsun parantez içerisinde ünlem diyorum Erdoğan hakkını helal etmiyor helal olsun diyor ve eee